Arkadaşlar merhaba. Bugün çok güzel bir sürprizle karşılaştım. Hem kış oluşu nedeniyle hem de tavukların kümeslere yeni gelmeleri nedeniyle yumurta çıkacağını pek düşünemiyordum ama tesadüfen folluklarına baktım bugün. Az önce geldim zaten. Ve çok güzel bir sürprizle karşılaştım. Yani hazine bulsa bu kadar sevinmezdim eminim. Şöyle bu güzelliği sizlerle de paylaşmak istiyorum. 3 tane yumurta ve kırmızı yumurta, kahverengi yumurta yapıyorlarmış. Şu bir tanesi, beyaz olanı alıştırma yumurtası. O plastik yumurtaydı. Ama diğerleri normal tavuklarımızın yumurtaları. Ve yumurtalar oldukça da güzel. Büyük yumurtalar. Yani kılavuz değil. Zaten tavuklar normal büyük tavuktu. Kızlarım bana bugün çok güzel bir sürpriz yaptı. 3 tane yumurtayla karşılandım. Bu kadarını beklemiyordum. Mümkün değil. Kızlarıma çok teşekkür ediyorum. Güzel bir sürprizle karşıladılar beni bugün. Duman. Duman. Arkadaşlar bu da yeni kedimiz. Bu hafta sonu geldiğimde bahçede gördüm bunu. Çok aşırı derecede sırnaşık, farklı bir kedi. Yani türünün ne olduğunu bilmiyorum. Sokak kedisi gibi ama hem şişman, kısa boylu yavru ama bacakları falan da kısa. Çok farklı bir kedi. Bakın şuna. Ama oyunu çok seviyor. Tam bir oyun kedisi. İlk defa gördü beni. Dün gördü mesela. Yakın, çok yaklaşıyor. Ve dün kedi evini de çatısını falan da yaptık. Şu şekilde. Kedi evimizi yaptık, tamamladık. Yutong tuğlayla yaptık bunu. Üstüne kiremit koyduk. Hem ağırlık versin, uçuşma olmasın diye. Aynı zamanda içine halı paspas vardı. Onu serdik. Mama kaplarını koyduk. Mama ve su içinde. Bu kedi çok uyanık. Hemen girip giriyor içine. Bir de siyah kedimiz var. Kara inci. Ama o yaklaştırmıyor ki hiç. Gidip geziyor, dolaşıyor. Acıktığı zaman geliyor buraya. Ama bu öyle değil. Buna 7-24 oyna yorulmaz. Oğlumu bekliyorum. Mehmet çok seviyor bunu. Diğer kara inciye yaklaşmaya çalıştı ama o hemen kaçıyor. Bu öyle değil. Bu tam Mehmet'in istediği gibi. Hadi git mama ye. Git. Bugün iki tane daha tavuk almaya gideceğiz. Köy tavuğu. Yani maksadım renklendirmek. Kümesi renklendirmek. Farklı renklerden bir beyaz, bir tane de kırmızı ama farklı bir tonları var kırmızının da. Onu almaya gideceğim.
Oraya gittiğim zaman diğer tavukların görüntülerini de size çeker atarım. Çok çok güzel renkler var ama hepsini de birden almak istemiyorum. Alıştıra alıştıra yavaş yavaş almak istiyorum. 4 tavuk bir horozumuz vardı. Şimdi 2 tane daha tavuk alacağım. Bir de şimdi zaman olmadığı için çok fazla yüklenmek istemiyorum. Çünkü şu an yumurta da vermezler. Ama hafta sonu geldiğimde, cuma günü geldiğimde 3 tane yumurta gördüm. Az önce de bir tane daha aldım. Yani bu hafta sonu hasılatı 4 tane yumurta. Duman, duman. Mama vereyim mi kızıma? Mama vereyim mi? Bak, 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 gel mama vereyim, gel. 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 Yerinde biliyor. Dur. Gel, gel. Onlar tavukların. Gel kızım, gel, gel. Al, gel. Al hadi yere koyalım, buradan ye, gel. Gel, gel. Al, al. Bu Tokev'in aç kedisi. Burada yiyor, hemen bitişimizde Tuncay abi var. Onun oraya gidiyor, o veriyor. Herkesten yiyor. Bu kesinlikle aç kalmaz. Zaten göbeğinden belli oluyor. Duman, duman. Az önce bak etrafında dolaşan, şimdi hiç bakmıyor bana yemek yerken. Duman, duman. Şu çilliden neyse. O çilli folluktaydı. O da şey. Ama folluktaydı o. O da yavru. Orada var. Orası çağırıyor, görüyor musun? Tavuklarından ziyade bunları seviyorum. Çok güzel renkleri oluyor. Rengarenk. Şunun rengine bakar mısınız? Şu. Mükemmel. Mükemmel bir rengi var bunun. Aa. Aa, bu üstüme geliyor ha? Tabii. Bu sen, o sen şimdi benim hatunla bir şey yapıyorsun ya. Evet. Arkadaşlar, kümesimize iki farklı tavuk daha aldık. Biri Ligorin, diğeri de köy tavuğu gene. Hakan Bey biraz dönebilir misiniz? Bir bakalım. Hakan Bey bir saniye. Şöyle yakından bakalım. Şu. Tamam. Evet. Şimdi kümese götürüyoruz onları da. Tavuklarımızın gezinti alanları 40 metrekareye yakın bir yer ayırmıştık. Biraz daha genişlettik. Tavuk sayılarımızı da artırmaya başladık. Şu an önceden 4 tavuk bir horoz vardı. 2 tavuk daha ilave ettik. Köy tavuğu olarak. İşte tavuklardan biri lohman, beyaz olanlardan bir şey Ligorin. Gelir gelmez hemen folluğa yattı. Zannedersem yumurtlayacak. Alışma süresini bile beklemedik. Şu diğeri de köy tavuğumuz. Çok güzel renkleri var. Henüz yok. Henüz yumurta yapmadı. Bunlar alıştırma yumurtalarımız. Tavuklar bu şekilde, yeni gelenler bunlar.
Bu çok fazla yumurtlar zaten. Yumurta tavuğudur. Şu beyaz olanı. Krem renk. Beş yumurta yumurtlar. Şu da köy tavuğu. Oldukça güzel renkleri var. Çok dolgun. Bir de bugün horozumuzun ilk kez öttüğünü gördüm. Bayağı da güzel ötüyor ve eşlemeye de başladı. Demek ki kümesi benimsemiş horozumuz. Şu an 4 tavukla başlamıştık. 4 tavuk artı bir horoz. 2 tavuk daha ilave ettik. Toplam 6-7 tane oldular. Şu şekilde. Horoz brahma kırması gibi görünüyor. Birçok özellikleri benziyor ama görünüşü de zaten aynı. Ama tek farkı paçalarında tüy yok. Paçalı değil. Ama gene de güzel. Görüntüsü oldukça güzel. Hiç ümitli değildim ama hem eşleme yaptı bugün gördüm. Hem de aynı zamanda öttüğünü de duydum. Gelişmeler oldukça güzel tavuklarla alakalı. Tavuk gene beyaz tavuk follukta. Zannedersem yumurtlayacak. Zaten yakınımızda bir arkadaştan aldım ben tavukları, bu ikisini. Onlar zaten yumurtluyordu. Yani sürpriz olmayacak. Ama ilk defa yer değiştiren bir tavuk. Normalde bir hafta 10 gün gibi süre içerisinde alışma süresi vardır. Ama bu hemen gelir gelmez folluğa geçtiğine göre demek ki yumurtlayacak. Gezinti alanlarını bayağı genişletmiş olduk. Çok geniş oldu. Oldukça güzel. Yani tam anlamıyla gezen tavuk diyebiliriz artık. Önceden şuraya kadardı gezinti alanları. Bir o kadar daha ilave ettik. Şöyle genişledi. Bu ilave ettiğimiz yer benim arabanın garaj yeriydi. Arabayı biraz daha ileriye artık park ediyorum. Şuraya koyuyorum arabayı. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Kanalıma abone olup like atmayı ihmal etmeyin. Teşekkür ediyorum. Yorumlarınızı bekliyorum. Hoşça kalın, iyi günler.